Apo ve rejim sayfa ayıracı içinde. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video içeriği ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu 8D ses dönüştürücü. 8D ses dönüştürücü çok ilginç bir uygulama. 8D ses dönüştürücü tam böyle müzik dinlemeyi seven insanların işine yarayacak tarzda bir uygulama. Ne işe yarar? Dinlediğiniz, daha doğrusu dinlemekten hoşlandığınız, keyif aldığınız şarkılarınıza 8D ses efekti eklemeyi sağlar. 3D, daha doğrusu diğer telaffuzuyla 3D ses diye bir şey duymuşsunuzdur çok büyük ihtimalle. Onun 8'li versiyonu var, 8D. Ama normal hoparlörde işe yaramıyor. Hani efekt uygulanıyor tamam ama efektin uygulandığı şarkıda o uygulanan efekti fark edebilmek için şarkınızı, efekt uyguladığınız şarkınızı kulaklıkla dinlemeniz gerekiyor. Ben tabi telif hakkı sorunu olmasın diye şarkı açmayacağım. Kulaklık da takılı değil zaten. 8D ses neymiş adı bakayım. 8D audio John Berder. 8D ses dönüştürücü. Böyle müzik parçalarınıza ses efekti uygulamak için kullanılır. Efekti uyguladınız, şarkıyı kaydettiniz, kulaklığı taktınız, dinlemeye başlıyorsunuz. Dinlerken ne oluyor? Şarkı sizin etrafınızdaki her yerde çalıyormuş gibi oluyor. Sanki böyle şarkıyı çalan müzisyenin, enstrüman çalan çalgıcıların tam ortasındaymışsınız gibi etrafınızda çalıyor şarkı. Çok gerçekçi bir efekt oluyor. Sözü fazla uzatmadan 8D ses dönüştürücü uygulamasını açalım ve incelemesine, yani nasıl kullanıldığına bakalım. Bu arada ben bu uygulamanın linkini bu videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bırakırım. Yorumlar kısmında da linki sabitlerim kaybolmasın diye. İstediğiniz yerden açabilirsiniz. Daha doğrusu uygulamayı bulup indirebilirsiniz. Dilerseniz yorumlar kısmındaki sabitlenmiş linkten, dilerseniz de açıklamalar kısmındaki bağlantıdan uygulamayı indirebilirsiniz. 8D Audio John Berter. 8D Audio sayfa ayıracı dışında. Bu arada uygulama internet olmadan çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü seçtiğiniz ses dosyasını buraya ses dosyası yükleyip dönüştürmeyi başlat diyerek dönüştürüyorsunuz ve uygulama dönüştürülen sesi otomatik olarak indiriyor. Bunu yapabilmesi için sizin buraya eklediğiniz ses dosyasını kendi sunucularına göndermesi gerekiyor ama uygulama açıklamasında yazdığına göre 24 saat sonra sunucudan sesler silinirmiş. Bu çok büyük bir güvenlik açığı oluşturmayacaktır. Önemli değil. Özet olarak buraya ses yükleyip, dönüştürüp, kaydedebilmek için internet bağlantısına ihtiyacınız var. Aktif bir internet bağlantınız olmalı. Çünkü bu uygulama içerisine aktardığınız ve dönüştürme işlemini başlattığınız sesin bütün bu işlemlerden geçebilmesi için dosyayı kendi sunucularına yüklüyor. Select file 3 nokta. Select file yani dosya seç. Bu arada Samsung kullanıcıları için dosya seç düğmesine bastığınız zaman direkt olarak Samsung Müzik uygulamasına düşüyor program. Diğer telefon modellerinde nasıl bir sistem olur onu bilemiyorum. Basıyorum Select
File düğmesine. Ses seçici. Ara. Radyo düğmesi işaretli değil. 2020. Tamam. Evet. 8'de. Telif yememek için. Müziği kısa kestim. Şu anda sesi seçtim. Şuradaki Create 8'de efekt düğmesine bastığım zaman sesi sunucuya yükleyecek, dönüştürecek ve dönüştürülen sesi karşıdan indirecek. Basıyorum düğmeye. Talkback 2000 ilerle John Vertin güç nokta. Dönüştürülüyor şu anda ses. Ve dönüştürme işlemi bittikten sonra da indirilecek. Bu arada ses indirilince de hangi konuma kaydettiğini program söylüyor. Ses dosyasını hangi konuma kaydettiğini. Downloading 3 nokta. Evet, indirmeye başladı. File sevdiğim folder. Müzik eğik çizgi 8D Audio John Werther eğik çizgi 8D 2022 Allayar Allayar DNOS Version Arabic ve Turkish Müzik Korg MP3 8D Audio. Bu şekilde program dosyayı dönüştürdü. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, programın yaptığı işlemler dosyayı karşıya yükledi. Karşı dediğim programı kendi sunucusu. Sonra dönüştürdü. Dönüştürdüğü dosyayı da sunucudan tekrar indirdi. Sayfa 3.3. Aboer. Kaydı. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Algılayamadığınız veya sormak istediğiniz bir soru olursa, bir konu olursa çekinmeden yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dur.